Otomobiller ilk alındığı günden itibaren kullanım ömrünü tamamlayana kadar yedek parça ihtiyacı duyar. Yedek parça ihtiyacı için illaki otomobilinizin arıza yapması ya da başına bir şey gelmesi gerekmez, periyodik bakımları da dahil olmak üzere her yıl defalarca yedek parça ihtiyacı oluşur. En basit haliyle yağ filtresinden, trim parçalara kadar. Yedek parça, otomobil sahibi olanların hayatlarında defalarca duyduğu bir terimdir. Yedek parçaya ihtiyacınız olduğunda piyasada tarafınıza söylenecek bazı terimlerin tanımını yapacağımız videomuza hepiniz hoş geldiniz. OEM parçalar. Bu parçalar otomobilinizin üretilirken, fabrikada kullanılan parçanın yine otomobil üreticisi tarafından imal edildiği anlamına gelir. Üzerinde otomobil üreticisinin kendi markasının yer aldığı kutularda satılan parçalardır. Her yönüyle aracınız için uyumlu olan parça OEM parçalardır. Bazı otomobillerin OEM parçaları için haftalarca beklediğiniz olur, yurt dışından gelmesi için. Bu yedek parçayı üreten fabrika, otomobilin üretimi dursa bile parça üretmeye devam eder ve OEM parça adı altında piyasaya sürer. OES parçalar. Bu parçalar ise yine otomobilinizin üretim hattında kullanılan ama fabrika tarafından başka firmalara imal ettirilmiş parçalardır. Bu firmalar fabrikaya üretim yaparken, bir yandan da piyasaya yedek parça olarak dağıtımını yaparlar. OES parçanın üzerinde otomobilinizin markası ya da logosu bulunmaz. OEM ve OES yedek parçalar, aynı üretim tesisinde üretilen birebir aynı parçalardır, sadece fiyatları, kutu ve ambalajları farklıdır. OEP parçalar. Bu tür parçalar ise, otomobil üreticisi tarafından üretim aşamasında kullanılmayan ama kullanıcıların yedek parça ihtiyacı doğrultusunda imal ettirdiği eşdeğer parçalardır. Bu yedek parçalar, otomobilin üretimi yapıldığı fabrikaya gelmeden direkt olarak yedek parça satan mağazalara ve yetkili servislere gider. Orijinal yedek parça diye satılan parçalar bunlardır. Otomobil üreticisinin istediği standartlarda üretimi yapılır ve garantilidir. Muadili parça. Yedek parça satan yerlerde bu soruyu çok duyarsınız. Örneğin Fiat Tempra model bir araca parça almak istediğinizde size, abi muadili parça var tip onu verelim mi, derler. Orijinal ya da yan sanayi olabilir ama farklı bir marka ya da modelin yedek parçasıyla sizin otomobilinize birebir uyumludur. Bazen parçalar gözle aynı gibi görünse de, montaj aşamasında genellikle yerine oturmaz. Bir yeri kasılır, kesilir, biçilir ve yerine oturtulur. Böyle bir şeye tabi ki müsaade etmeyin. Çıkma parça. Parça ararken bazen bulamayabilirsiniz. Gittiğiniz yerler, abi istersen bir çıkmacılara uğra derler. Çıkma parça, size ait otomobilin aynı model ve üretim yılına sahip ama kaza yapmış veya trafikten çekilmiş başka bir otomobilin orijinal parçasını alıp kullanmaktır. Orijinal çıkma dedikleri budur. Yan sanayi parça. Otomobil üreticisi tarafından onaylanmamış, kalitesi hakkında fikir sahibi olamadığımız ve küçük üretim tesisleri tarafından üretilen parçalara denir. Üzerinde yeterli mühendislik çalışması yapılmadığından ne ile karşılaşacağınız şansınıza kalmış. Size şunu söylemeliyim ki, piyasada orijinalinden daha sağlam yan sanayi yedek parçalar bulunur. Önemli olan nerede ve nasıl bulacağınızı bilmek. Örneğin orijinal alıp takılan devir daim pompaları 3-5 yıl gitmiyorken, yan sanayi alıp takılan devir daim pompaları daha uzun süre gidebilir. Sanayide çok sık karşılaşılan sorunlardan biri şudur, aldığınız yedek parça daha önce satılmış ama uyumsuz ya da arızalı diye geri iade edilmiş olabilir. Küçük esnaf bu parçayı üretici firmaya iade etmektense kutuya geri koyup rafa yerleştirir ve tekrar satar. Orijinal parça alırken özellikle kutunun içini açıp parçanın montaj yerlerine göz gezdirin. Örneğin cıvata kafalarına bakıp daha önceden bir el aletinin değip değmediği anlaşılabilir. Ekonomik durumunuz sıkıntılı ve yedek parça ihtiyacınız doğduysa, yan sanayi parçalara yönelebilirsiniz. Gerçekten orijinalini aratmayan çok kaliteli yan sanayi ürünler piyasada mevcuttur ama almadan önce kesinlikle sıkı bir araştırma yapmanız gerekir. Nasıl olsa küçük bir parça, bir şey olmaz ya, diyerek 20 liraya satılan basit bir yedek su kapağı bile başınıza iş çıkaracaktır. Hayati öneme sahip parçalar için mümkünse orijinal ya da çıkma olanlarını tercih etmelisiniz. Bir örnek vermek gerekirse, yan sanayi aldığınız bir yağ filtresi, motorun gerektiği gibi yağlanmasına engel olabilir. Bir süre sonra, benim motor mavi duman atıyor diye tekrar gidersiniz sanayiye.
3-5 kuruştan kaçarken, binlerce liranın altına girmeyin. Çıkma parça alırken yine çok dikkatli olmalısınız. Örneğin gözde görünen ve elle tutulup kontrolü sağlanan bir far size sıkıntı çıkarmaz ama bir sensör, ECU ya da fren merkezi gibi parçalar sizi yolda bırakabilir. Elektronik ve içinin ne olduğu belli olmayan yedek parça ihtiyacınız olduğunda mümkünse orijinal, değilse kaliteli bir yan sanayi parça tercih edilmelidir. Çıkma parça alırken yine çok dikkatli olmalısınız. Örneğin gözde görünen ve elle tutulup kontrolü sağlanan bir far size sıkıntı çıkarmaz ama bir sensör, ECU ya da fren merkezi gibi parçalar sizi yolda bırakabilir. Elektronik ve içinin ne olduğu belli olmayan yedek parça ihtiyacınız olduğunda mümkünse orijinal, değilse kaliteli bir yan sanayi parça tercih edilmelidir. Yedek parça alırken kesinlikle fiyat araştırması yapın. Önünüze gelen ilk parçacıya girip bana şunu ver demeyin. Herkesin tuttuğunu kopardığı bir sektör olduğu için, aynı yedek parçayı iki katı daha ucuza alabilme ihtimaliniz çok fazla. Ayrıca çakal bir ustaya denk gelirseniz, orijinal parça taktım diye gösterip yan sanayi parça takmış olabilir. Her orijinal diye satılan yedek parça, gerçekten orijinal olmayabilir. Bunun için bilinen satış noktalarını tercih edin. Suistimale çok açık bir sektör olduğu için, orijinal diye aldığınız yedek parça aslında yan sanayi bir parça olabilir. Bunu anlamanın iki yolu vardır, ya işinin ehli iyi bir usta, ya da yedek parça üreten firmayla temasa geçip seri numarasını doğrulatmak. Bu şekilde elinizdeki parçanın tam anlamı ile orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ya da parça ihtiyacı acil değilse bilinen bir internet sitesinden sipariş edip beklemek. Otomobil üreticileri, artan rekabet koşullarına karşı, aynı parçayı birden fazla araç modelinde farklı numara ve fiyat ile kullanmaktadırlar. Örneğin, bir markanın ürettiği binek tipi aracın ön takım aksamı, yine o markanın ürettiği, farklı modeldeki hafif ticari bir araçta da kullanılabilmekte, ancak parça numaraları ve fiyatlandırma farklılaşmaktadır. İlaveten, farklı otomobil markalarının ortaklaşa projelendirerek ürettikleri araçlarda, aynı parçalar, farklı referans ve fiyat ile satılmaktadırlar. Bunlar ise size muadili parçadan farklı olarak alternatif çözümler sunabilir. İkinci el otomobil piyasası ile ilgili diğer içeriklere göz gezdirmeye ya da kanalımızı ziyaret etmeye ne dersiniz?